Arkadaşlar İstanbul Havalimanı'nda kontrollerden geçtik ve artık uçağa doğru ilerliyoruz. Hepinize günaydın. Şu an sabah 6.30. Yeni Dacia Spring'in lansmanına gidiyoruz. Renault Dacia bizi de Spring'in lansmanına davet etti. Beraber güzel bir video çekeceğiz. Şu anda İstanbul Havalimanı'ndayım. Oldukça ihtişamlı duruyor burası. İlk kez geliyorum buraya. Şimdi uçağa bineceğimiz kapıya doğru ilerliyoruz. Türk Hava Yolları ile beraber Dalaman'a gideceğiz. Dalaman'dan sonra arkadaşlar Spring'lere bineceğiz. Spring'lerle beraber Marmaris'e geçeceğiz. Bayağı hareketli program var. Baktım etkinlik planına. Eğlence olacak. Zaten Renault'un da canın lansmanları çok güzel oluyor. Yani Marmaris şu anda yanıyordur büyük ihtimalle. Bugün burada hava bozdu. Spring aslına bakarsanız çok merak ettiğim bir araç. Yani onu sürüp sizlere anlatmayı çok istiyorum. Aslında benim de böyle almaya heves ettiğim araçlardan biriydi elitli araç olarak. Ama tabii biliyorsunuz farklı bir marka değerlendirdik. Bu arada arkadaşlar buralardaki bekleme alanları daha güzelmiş, onu fark ettim. Keşke gelip burada bekleseymişim. Hatta böyle yatabileceğiniz yerler de varmış. Evet, kapımızı bulduk. Bayağı bir mesafe geldik ama yani en az bir böyle 1,5 kilometre yol gelmişizdir. Sonunda gate on. Aslında dönüp dolaştık. Girdiğimiz yere gelmişiz arkadaşlar. Bakın buradan gelmiştik. Şöyle bir daire çizdik neredeyse. U yapıp bu bölüme geldik. Bir sürü Türk Hava Yolları'nın araçlarını görüyorsunuz. Arkadaşlar beklerken karnım çok acıktı. Şöyle gidip bir simit bir de su alacağım. Bakalım en fiyatları da görmüş olalım. Simit sırayında İstanbul Havalimanı'nda nasıl durumlar? Evet. Su fiyatımız 40 lira. Simit ise 35 lira. Dışarıdan suyunuz var mı? Tamam. Bir de simit almak istiyorum. Evet. Evet, piş de alayım. Sağ olun, teşekkürler. Fiyatları görmüş oldunuz arkadaşlar. Havalimanında çoğu ürünün fiyatları bu şekilde yüksek oluyor. Evet, görevli arkadaşlar geldiler. Birazdan kapılar açılacak büyük ihtimalle. Ve artık uçağa kavuşacağız. Çabucak gidip o Dacia'lara binmek istiyorum arkadaşlar. Benim için araba çok çok da önemli. Evet, kapıdan geçişimizi sağladık. Şimdi uçağa doğru ilerliyoruz. Bu arada... Yolun plakası ne kadar garipmiş ya. Kare plaka takmışlar. Bakın bu tarz böyle Amerikan araçları da kullanılıyor Ford'un. Gördünüz mü? Hava yollarında böyle farklı araçlar görebiliyoruz. Oh valla ısındım arkadaşlar, size öyle söyleyeyim. Havalimanı aşırı derecede soğuk. Donuyordum sabahtan beri. Şimdi kendime geldim. Merhaba. Merhaba. Evet, şimdi yerimizi arıyoruz. Evet, yerimize geçtik. Şöyle Doğan abinin pozundan vereyim ben size. Kanat pozum. Evet, başlıyoruz. İnsan heyecanlanıyor. Birazdan kız köpleyecek. En güzel dört tekerleri basacak ya. Evet, sesleri duyuyorsunuz.
Dustin paketi ya. Artık Datça'lara gidiyoruz. Evet arkadaşlar, araçlara doğru ilerliyoruz. Çıkış yapacağız. Bakalım sprintler nerede? Evet. Merhaba arkadaşlar, ne haber? İyi değilim ben. Ben memnun oldum, olsam ben de. Beraber geçiyoruz herhalde. Evet. Tamam. Tamam. Araçlara kavuşuyoruz. Kuaz renkli, böyle mavi renklerde bir araç. Çok güzel, sizlere detaylıca anlatacağım. Aslına bakarsanız ön inceleme olacak, sonrasında detaylı bir çekim yaparsak eğer çok daha güzel sonuçlar da alabiliriz tabii ki. Burada şu an vlog tarafındayız. Birazdan tamamen aracın incelemesine video çekeceğim. Onu hemen paylaşacağım sizlere. Vlog biraz daha sonra gelir. Bu fotoğraf olayı çok güzel olmuş ya. En basit kalitesiz olsun. Ha tamam, 34 plakalı. Valla fotoğraf olayı güzel olmuş ya. Benim Instagram'dan almışsınız fotoğrafı. Arkadaşlar. Evet, bizim kullanacağımız araç bu. Bununla yolculuğa başlayacağız. Şimdi genel bir inceleme yapalım. Ben sizlere tekrar görüntü alacağım. Evet arkadaşlar, araçlarımızı alıp yolculuğa çıkmaya başlıyoruz. Ben sizlere zaten detaylı videosunu paylaşacağım için bu arabayı göreceksiniz bol bol. Sevdiğiniz zaman çıkabiliyorsunuz. Evet şimdi çıkacağım son. Bunu da alayım istersen. Tamam, onunla bir işimiz kalmadı. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Dacia Spring ile beraber yolculuğumuza başlıyoruz. Bu ön bölümden şarj ediliyor, bu arada bilginiz olsun. Yolculuğa başlıyoruz. Evet, şanzımanımızı D'ye alıyoruz. Ve artık direksiyonumuz serbest. Şimdi sizlere bilgi toplayacağım araç hakkında birazcık. Sonrasında sürüşümüzü yapacağız. Şu an ortalama bir 80 km civarında mesafemiz var diye düşünüyorum. Bakın arkamızdan da sprinkler geliyor. Emir kemerimizi takıyoruz ve gidiyoruz. Aracımız daha 198 km daha gider diyor. Evet arkadaşlar, şu anda bayır iniyoruz. Aracı rejene aldım. Yani tamamen ayağımı frenden, gazdan çektim. Şu anda bataryalarımız dolduruyor. Ya umarım bu arabanın uzun süreli testini de yaparız. Mükemmel olur. Evet arkadaşlar, şimdi incelememizi tamamladık. Geldik buraya, limonata içiyoruz. Renault Dacia'dan Özlem Hanım'la da tanışmış olduğum sayede. Geldik burada, bekliyoruz artık. Bundan sonraki aşamalarda sizlere ben vlog için görüntüler alacağım. Arkadaşlar bir öğle yemeğine geldik. Şöyle menüyü de sizlere göstereyim. Vallahi bilmiyorum, gelen geliyor. Abi bu arada renk mükemmelmiş ya. Ben o kadar detay yapmıştım. Tam gri değil bu arada. Rengi görmedim ben. Bak tam gri değil. He, bu rengi görmedim ben. Arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik, bir hafif atıştırdık. Ben sizlere ne kadar görüntü aldım bilmiyorum ama şimdi artık buggy ile beraber geçiyoruz. Önümüzde de Dacia'lar geliyor. Evet geldik buraya. Farz ediyoruz ki o ev zaten elektrik kullanımı belli bir seviyeyi aşıyor. 2.22 ile şarj edeceği zaman karma çevrimde 100 km için ödeyeceği bedel 28 TL. Şehir içi çevrimde ödeyeceği bedel 20 TL. 100 km için 20 TL. Benzeri B sınıfı otomatik bir hatchback tüketim değerleriyle kıyasladığınızda tam 10 kat demek oluyor. Evet arkadaşlar, basın lansmanı yapıldı. Ben sizlere küçük örgütleri aldım zaten. Şimdi minibüslerle aktiviteye devam ediyoruz. Sonunda denizi gördük. Arkadaşlar uzunca bir süredir yoldayız. Bir koya gidiyormuşuz. Bakalım neler göreceğiz. Evet bu akşam burada bir tekne kalacağız. Evet işte gerçek sıcaklığı şu an hissettik. Evet böyle bir bota bineceğiz. Evet, bu Zodiac botla teknemize doğru ilerleyeceğiz. Evet, Zodiac'a geçtik. Bu arada hocam, oturmak istersen yer var, bir yanımız. Evet, daha rahatım. Tamam. Arkadaşlar, manzara muhteşem. Muhteşem dağların arasında. Mükemmel duruyor. Şunun üzerine bakın. İleride teknelerimiz, onlarda kalacağız bu akşam. Bakalım nasıl olacak. Tabii. Evet. Evet, teknemiz soldaki. Evet, botumuzdan indik şimdi. İçeriye doğru ilerliyoruz. Zaten tüm gün burada olacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet arkadaşlar, içerisi mükemmel görünüyor, tertemiz. Ayakkabılarınızı çıkarıyorsunuz, geçiyorsunuz.
Evet arkadaşlar, bizlere özel olarak odamız hazırlanmış durumda. Çok teşekkür ederim. Şu an geminin alt bölümünde kalıyoruz. Peki şu pencereden, bunlar pencere mi? Bakalım. Oo, buradan böyle suyu görebiliyorsunuz. Evet, sizlere otel odamı tanıtayım arkadaşlar. Dacia. Şöyle lavabomuz, banyomuz, televizyonumuz var. Şöyle bir televizyonumuz var. Burada aynamız. Burayı dolap olarak kullanabiliriz. Çok fazla malzeme etmedim ben. Bir çantayla geldim. Hatta hemen ona da bizim ismimizi etiketlemişler. Her yerde kişiselleştirmeleri görebiliyorsunuz. Ben Gürkan'da gitmek istedim ama maalesef uygun değildi bu gezi. Burada Dacia bizler için ne hazırlamış? Sizin için özel olarak hazırlanmıştır. Yanınıza alabilirsiniz demişler. Bakalım. Ben böyle şeyleri çok severim. Sizlerin de merak ettiğini biliyorum ama tek elle açamıyorum. Bir dakika, evet, beraber göreceğiz. Ha, evet arkadaşlar, bakın burada kişisel bakım ürünlerimiz, işte diş fırçalarımız, her şey bulunuyor. Ekstra olarak burada sabunlarımız, şampuanlarımız bulunuyor. Hepsi gayet güzel. Şöyle OY adında bir havlumuz bulunuyor. Çok hoş. Ya kişiselleştirmeler mükemmel. Ya çok güzel hazırlamışlar. Vallahi bayıldım. Sizlerin yorumlarını merakla bekliyorum. Arkadaşlar şu an karadan ayrıldık. Biraz turluyoruz. Şu an nereye gidiyoruz bilmiyorum ama. İşletmeyi de evde. Başkası işletiyor. Ama şey izliyoruz bayağı. Bakıyor ya. Yani dağlar mükemmel görünüyor. Arkadaşlar şimdi böyle bir koya geldik. Yüzmek isteyenler burada galiba girecekler. İkinci tekne de geldi. Şimdi onlar da bağlayacaklar şu taşa. Taşlar sanki ayarlanmış gibi oldu. Bakın şöyle sabitlen tekneler. Yanımızdan başka gemiler geçiyor. Şu an sallanıyoruz. Valla bayağı sallanıyor. Tekneden ayrıldık. Buna bir, ama bayağı bir yattı böyle ya. İkinci seferi. İkiye gel Burak. İkiye gel. Sanki hafiften böyle sağdır yattı bir. Yemeğe gidiyoruz. Yine bot atladık. Bot burada can yani. Her işinizi bunda görüyorsunuz. Zaten her teknenin, şimdi bir sürü tekne var orada. Her teknenin yanında böyle botları var. Ama bazıları aşırı lüks duruyorlar ya. Kendini gösteriyor dış katmanız. Baksanıza ne kadar güzel tekneler var. Asıl zenginlik bu tarafta arkadaşlar. Şu an gazını gidiyoruz. Eyvah eyvah. Bayağı da gidiyor ha. Süper abi. Ben yüzme bilmiyorum, haberin olsun. Arkadaşlar bu bot bile yeter yani keyif almaya. Evet arkadaşlar, iniyoruz. Evet, şimdi yemeği geçiyoruz. Ben sizlere görüntü alırım. Evet arkadaşlar, yemeklerimiz geliyor. Evet, etkinliğimiz bitti arkadaşlar. Şöyle gemimize doğru devam ediyoruz. Arkadaşlar ikinci gündeyiz. Sabah kahvaltı yaptık. Şimdi artık öğlenin geçti, saat 4 gibi oldu. Denize girmek isteyenler denize girdiler. Bugün artık dönüş günümüz. Sadece bir gece kalıp konaklayacaktık burada. Teknede kalmak güzel bir şey. Sürekli böyle bir sallantı halinde ama rahat bir şekilde uyuyorsunuz. Yani sallamak biraz beşik gibi de hissettiriyor, onu söyleyeyim. Artık havalimanına gidiyoruz. Yine Dalaman'dan İstanbul'a ve sonrasında Sakarya'ya döneceğim. Yolda ekstra bir durum olursa ben sizlere görüntü alırım. Güzel, eğlenceli bir lansmandı. Dacia Türkiye'ye tekrar teşekkürler. 24 saatten fazladır bir teknede kalıyoruz arkadaşlar ve teknede kalmanın hissiyatı farklıymış, onu söyleyeyim. Farklı koylara çektik, farklı yerlerde durduk. Açıkçası eğlenceliydi, farklı bir deneyimdi. Bu güzel tekneden ayrılıyoruz.
artık yolculuk yolculuk başlıyor. Kerem Bey de oradan sallıyor. Son bir anımız olsun. Yok, güzel bir aktiviteydi yani. Bunu yaşamak iyi oldu. Havalimanına geldik arkadaşlar. Birazdan zaten işlemlerimizi yaparız. Erken gitmemiz gerekiyor haliyle. Saat 8'de uçağımız. Arkadaşlar, Dalaman Havalimanı'nın içerisinde ilerliyoruz şimdi. Burası da gayet yoğun. Yani çok fazla turist var. Direkt buraya uçuyorlar anladığım kadarıyla. Evet, dönüş güzergahındayız. Yine yemek dağıtım yapılıyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizlere lansmanı küçük bir şekilde göstermeye çalıştım. Aslında 16 dakikalık bir video ama çok daha güzel anların olduğu bir lansmandı. Sizlere olabildiğince kaydederek aktarmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz lansman vloglarını istiyorsanız eğer ben ayrı ayrı çekmeyi düşünüyorum. Sizlere bulunduğum, gittiğim yerleri çekmekten çok hoşlanıyorum. Biliyorsunuz vlogları bol bol çekiyoruz bizler. Beğeniyorsanız ve gelmesini istiyorsanız eğer yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Dacia Türkiye'ye ayrıca teşekkürler. Etkinlik bence çok güzeldi. Bence sizler de beğendiniz. Farklı bir etkinlikti. Araç içinde uzun teste geldiğinde açıkçası hem İstanbul'a uzun yolda nasıl bir performans sergileyecek ona bakmak istiyorum. Hem de açıkçası son hızını şöyle bayır aşağı bir görmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim hız yaptığımız yer var. Bu ikisini deneyimlemek istiyorum. Videolar gelmeye devam edecek. Kendinize dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.